Merhaba değerli izleyenler. Bugün 30 Ekim 2024 Çarşamba. Ben Deniz Acem Toplar. Duş Bakışı hoş geldiniz. Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunduğu kürsüden verdiği mesajlar bir hayli önemliydi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi birlik çağrısına ne yanıt vereceği merak ediliyordu Erdoğan'ın. Erdoğan, Türkiye her zamankinden daha güçlüdür. Terör belası başta olmak üzere sorunlarımızı çözmek, kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Buradan Cumhur İttifakı'ndaki yol arkadaşımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, tüm MHP camiasına, grubum adına, aziz milletim adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı'nın son çağrıları önümüze açılan tarihi bir fırsat penceresidir. Ülke ve millet olarak Sayın Bahçeli'nin ittifak ortağımız MHP'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi diye konuştu ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. O mesajları ve yankılarını değerlendireceğiz. Başlayalım. Herkese merhaba değerli izleyenler. Aslında hem Suriye'yle normalleşme süreci hem terörle mücadelede verilen kararlılık mesajları hem de özellikle son dönemde siyaseti meşgul eden bu terörle mücadelede değişen strateji konusunu konuşacağız. Gerek MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajlar, gerek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar ve bunun yansımaları neler olacak? Kıymetli bir isimle konuşacağız. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyorum değerli Büyükelçim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar önemliydi ama çok uzun zamandır siyasetin gündemini ve dış politikanın da gündemini meşgul ediyor. Artan bir kararlılıkla hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonları hem Milli Savunma Bakanlığı nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları devam ediyor. Aslında son 10 günlük süre zarfında neredeyse 200'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiği bir tablo ve terör örgütlerin sözde karargahlarının imha edildiği ve pek çok petrol tesisi de başta olmak üzere enerji tesislerinin terör örgütlerinin nefes borusu sağlayan noktaların nokta operasyonlarla imha edildiği bilgisine sahibiz. Şimdi tüm bunları da göz önünde bulunduracak olursak ve verilen mesajlar ekseninde bundan sonra terörle mücadelede nasıl bir yol haritası göreceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında çok ciddi bir noktanın altını çizdi. Muhatabımız Kandil değil dedi. Çünkü Kandil'den de ciddi anlamda farklı mesajlar gelmeye de devam ediyor. Bir ciddi bir bölünmüşlük olduğundan da söz etmek elbette ki mümkün. Siz yeni dönemde terörle mücadele stratejisini değerlendirirseniz bir girizgahı bu konudan yapalım. Ardından adım adım gidelim isterim. Efendim aslında konu çok önemli ve aynı zamanda çok da çetrefil. Bunu kabul ederek yola çıkmak lazım. Bakın, dün 29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanıyla ilgili bir nasıl coşkuyla ve aynı zamanda nasıl bir millet olabilme vasfıyla hareket edilebildiğinin ortaya konulmuş olduğu çok önemli bir gündü. Ama ben şöyle biraz geriye dönüp tarihe baktığım zaman bazı konuların kendi içinde bazen abartıldığını ama diğer taraftan da Türkiye'nin bir yumuşak karnı olarak düşünülerek fazla müdahaleci olunabildiğini ve buradan da Türkiye'yi istese de istemese de bir
göbekten bağlı kendilerine bir koruma getirmek için bir politika izlendiğini de yadsınamak mümkün değil. Yani bunlar da hepsi yaşandı. Şimdi bu Kürt meselesi dediğiniz zaman aslında bunun geçmişle birlikte mütalaa edildiğinde hiç de öyle bir düşmanlık içinde karşılıklı olarak ele alınmasının söz konusu olmaması gerektiğini düşünmek gerekiyor. Bir kere bir hatırlatma babında biraz oraya da tarihe değinerek şunu söyleyeyim. Bakın Yavuz Sultan Selim Şah İsmail ile çatışmaya giderken bu bir aslında mezhepsel çatışma bildiğiniz gibi yani Alevi Sayın Sünni çatışması Büyükelçim, şeklinde. sizi Evet. bölmek durumundayım, özür dileyerek. Buyurun. Cumhurbaşkanı Estağfurullah. Erdoğan konuşuyor. Şu an kameraları o noktaya çeviriyoruz. Salihin. Saygıdeğer hocalarım, muhterem karilerimiz, kıymetli hafızlarımız, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Cumhurbaşkanlığı külliyemizde, milletin evinde, bu gazi mekanda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Kıymetli hocalarımızla dünyanın farklı köşelerinden Kur'an bülbülü kardeşlerimizle gönül ve kader birliği yaptığımız dostlarımızla bizleri buluşturan Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun diyorum. Sizlerin şahsında coğrafyamızın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimize selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasını tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dokuzuncusu düzenlenen yarışmamıza bu sene 54 ülkeden 94 yarışmacı iştirak etti. Ön elemede 35 ülkeden 41 yarışmacı finale kaldı. Yarışmamızın finali Şanlıurfa Mevlana Camii Külliyesi'nde 23-28 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Birazdan iki farklı kategoride dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Dereceye giren karilerimiz ve hafızlarımız yanında yarışmaya katılan 94 yarışmacının her birine tebriklerimi iletiyorum. Alemlere rahmet, beşeriyete hidayet ve gönüllere şifa olarak dünyayı teşrif eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi Allah katında seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır. Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yine bir başka hadisinde Kur'an talebelerini, ilim erlerini şu sözlerle müjdeliyor. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Zümer suresinde sözlerin en güzeli olarak tarif edilen Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan, öğrenen, öğreten, hatmeden, hıfzeden ve hayatının her safhasına tatbik eden müminler olmayı Mevla bizlere nasip eylesin diyorum. Rabbim sizlerden de razı olsun. Ecrinizi artırsın diye dua ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, İslam alemi bugün geçmişte hiç olmadığı kadar
derin bir sarsıntıdan, çetin bir sınavdan, adeta bir varlık yokluk imtihanından geçiyor. Kitabullah'a sımsıkı tutunmamız, Allah'ın ipine dört elle sarılmamız, Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam sünnetini kendimize rehber edinmemiz gereken zorlu bir süreci hep birlikte tecrübe ediyoruz. İsrail'in 10 yıllardır işgal ettiği bir yılı aşkın süredir de tüm dünyanın gözleri önünde soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları başta olmak üzere İslam coğrafyasının önemli bir bölümü bugün ne yazık ki istikrarsızlıkla, çatışmayla, savaşla, yoklukla ve zulümle boğuşuyor. Çoğu çocuk ve kadın, 50 bin masum insanın vahşice katledildiği, bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş, 2 milyon kişinin üzerlerine sürekli bomba yağdırıldığı, insanlık adına, medeniyet adına utanç verici günler yaşıyoruz. 7 Ekim 2023'ten beri şahit olduğumuz cinnet halini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Katliam kadar acı olan bir başka gerçek, yıllardır bize adres gösterilen kurum ve kuruluşların içine düştüğü acizliktir. Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni değil, görevi barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır. Dikkatinizi çekiyorum. 13 aydır çocuklar soykırıma uğruyor. Keskin nişancılar 2-3 yaşındaki bebekleri hedef tahtası olarak kullanıyor. Canlı yayında gazeteciler kurşunlarla öldürülüyor. Daha bunun gibi insanı insanlığından utandıran nice cinayetler işleniyor. Ama bünyesinde on binlerce personelin çalıştığı, milyarlarca dolarlık bütçeleri olan uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak etkili, caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir. Bu uluslararası hukukun yerini artık orman kanunlarının aldığının ilanıdır. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Burada şunu açık açık söylemek isterim. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir. İsrail yönetiminin hukuk tanımazlığı, Batı'nın 10 yıllardır savunduğunu iddia ettiği değerlerin içinin tamamen boş olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış bir canavar olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz. Kardeşlerim, yüreğim parçalanarak şu gerçeği de ifade etmek mecburiyetindeyim. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinesinde 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa toprağın altında şerefimle yatarım diyerek kanının son damlasına kadar vatanlarını savunan Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık. Bakınız, Gazze halkı
işgalciler karşısında tam 390 gündür tek başına yapayalnız kahramanca direniyor. Gazze'li müminler Bedir'in arslanları gibi direniyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan İstiklal aşıkları gibi direniyor. Gazze ve Filistin sadece kendi onurları için değil, aynı zamanda bizim için, tüm Müslümanlar, tüm insanlık için yiğitçe direniyor. Birkaç ülke dışında, üzülerek söylüyorum, İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalıdır. Bizler öte dünyada yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızın da hesabını vermekle mükellefiz. Müslümanların üzerine serpilmiş ölü toprağı hakkında başımızı iki elimizin arasına alıp hepimizin mutlaka tefekkür etmesi gerektiğine inanıyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu cendereden kurtulup felaha ve selamete ulaşmamızın yegane yolu hiç şüphesiz Kur'an'a ve sünnete bağlılıktan geçmektedir. Nur Dağı'na inen ilk vahiden Resul-i Ekrem'in veda hutbesine kadar bizlere güç ve iman veren, ümit ve cesaret aşılayan, dar-ı dünyaya niçin geldiğimizi hatırlatan asli kaynaklarımıza dönmek, kendimizi bu mizan üzere sigaya çekmek zorundayız. Ecdadın asırlar boyunca yaptığı gibi fikrimizi, zikrimizi, hayatımızı Kur'an ve sünnetin ışığıyla nurlandırmak, tüm yaşamımızı ümmeti Muhammed'e yaraşır şekilde yeniden kurmak, kurgulamak, geliştirmek durumundayız. Merhum Mehmet Akif'in şu mısralarla veciz bir şekilde ifade ettiği üzere, pirayeyi hafızam sen oldun, sermayeyi hafızam sen oldun, sensin hele ey kitab-ı azem, haşa buna hiç tereddüt etmem. Dünyada refiku hemzebanım, ukbada muinu müsteanım. Evet, bizim hafızamız da, sermayemiz de, refikimiz de, yardımcımız da Kur'an-ı Kerim'dir. Vicdanı, şefkati, merhameti, yetim, öksüz ve kimsesizleri koruyup gözetmeyi nasıl Kur'an'dan, sünnetten ve siretten talim ettiysek, müminler olarak zulüm ve zalimle mücadeleyi de, mücahede ruhunu da, dirayeti, basireti ve metaneti de yine ilahi mesajlardan öğreneceğiz. Karanlıkları ancak İslam'ın nuruyla aydınlığa kavuşturacak, onun koruyucu ve kapsayıcı zırhını kuşanarak ruh köklerimizi İslam'la yeşeren toprakların gürül gürül akan ırmaklarıyla yeni baştan Allah'ın izniyle buluşturacağız. Kardeşlerim, çünkü bizim Gazze'de yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tesbih, kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var. Kaldıkları çadırlarda Siyonist canilerin bombalarıyla diri diri yanarak şehadete eren kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Zalime meydan okuyan, zulme boyun eğmeyen bu ümmetin vakar abidesi evlatlarına, kahramanlarına verdiğimiz sözümüz var. Afrika'nın en ücra köşelerinde ellerini semaya kaldırmış, yüzlerini Türkiye'ye dönmüş kardeşlerimize karşı mesuliyetlerimiz var.
dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, gariplerin, bizlerden, sizlerden, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız. Kardeşlerimizi özellikle verdiğimiz sözü unutmayacağız. Sırtımızı da onlara dönmeyeceğiz. Unutmayın, biz birbirimize emanet edilmiş kardeşleriz. Elimizle, dilimizle, buna gücümüz yetmiyorsa kalbimizle, dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Bakınız, kış mevsimi kapımızı çalmak üzere. Bu kış Gazze ve Lübnan başta olmak üzere savaşın bütün yükünü taşıyan kardeşlerimiz için her zamankinden görünen o ki daha ağır geçecek. İsrail hükümeti bombalarla, füzelerle kıramadığı direnişi kardeşlerimizi aç, susuz, gıdasız, ilaçsız bırakarak kırmayı deneyecek. İnsani yardımların geçişine izin vermeyerek Filistin'in başı dik evlatlarına diz çöktürmeye çalışacak. Nazilerin toplama kamplarını aratmayan koşullarda yaşamaya mahkum ettiği 2 milyon insana bu kış boyunca her türlü kötülüğü yapacak. İnsanlığın daha fazla dibe vurmaması için harekete geçmemiz şarttır. Kardeşlerimizi bu haydutluk karşısında yalnız ve çaresiz bırakamayız. Başta yardımsever milletim olmak üzere kalbi Filistin ve Lübnan için atan tüm insanları mazlumlara el uzatmaya davet ediyorum. Rabbim Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki biçarelerin yardımcısı olsun. Rabbim bizlere bu insanlık imtihanını alnımızın akıyla vermeyi nasip etsin. Bu düşüncelerle uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye giren kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Jürideki kıymetli hocalarımıza ve bu güzel faaliyetin gerçekleşmesinde emeği, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ömürlerini Kur'an'a hizmet için vakfetmiş bütün alimlerimizi, hafızlarımızı, karilerimizi bu vesileyle bir kez daha minnetle anıyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Ödül töreni için kendilerini bir müddet daha sahnede ağırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere. Emekli Büyükelçi Ulu Çözürker'le konuşmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Aslında Gazze, İsrail'in Gazze'deki zulmü ana başlıklarını oluşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şu cümlesi çok önemliydi. Gazze halkı tek başına direniyor dedi ve İslam dünyasının önemli bölümü savaşla boğuşuyor. Aslında çok enteresan da bir cümle çünkü önemli bir bölümü savaşta boğuşurken önemli bir bölümü de bu savaşı görmezden geliyor maalesef. Şimdi Türkiye'nin bu sürece katkıları ve özellikle Gazze'ye sağladığı destek de görmezden gelinemez elbette ki. Verdiği mesajlar önemliydi Cumhurbaşkanı'nın. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesini konuşmaya devam edeceğiz. Önemli bir başlık o da zira. Ulu Çözürker bizi bekliyor. Sayın Büyükelçin buyurunuz kaldığınız yerden devam etmenizi rica edeyim. Efendim Cumhurbaşkanımız tabiatıyla gayet veciz şekilde ve çok dengeli şekilde her zaman olduğu gibi bir konuşma yaptılar. Onu da vurgulamakta yarar var. Yani biz tabiatıyla burada, orada nahak yere hayatını kaybeden
ve bu zulümle birlikte yaşayanlara arka çıkacağız. Ama bunun uluslararası planda ve bir topyekun yapılmaması halinde Türkiye'nin tek başına bunun üstesinden gelemeyeceğini de aslında çok doğrudan bir ifade olmamış olsa dahi bunu da hatırlatmadan yapamadılar. Ama şimdi yani şöyle de bakmak lazım belki de Sayın Büyükelçim. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Elbette Türkiye tek başına buna yetemez. Ama bir düşünün ki kar tanesi onun çığ etkisi yaratması için, bir kar topu olması için önce ardından onun çığ etkisi yaratması için. Birinin adım atması bazen yetiyor. Avrupa Birliği'nde aslında bazı ülkeler başını İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya'nın çektiği ki İtalya'nın son dönemde destek verdiği bir sürecin içindeyiz. Birleşmiş Milletler barış gücünü göndermeye yönelik önemli bir tavır ve davranış da söz konusu oldu İtalya'dan yana. Yani aslında bakarsanız halklar nezdinde yapılan çağrılar hükümetler nezdinde de yavaş yavaş da olsa kabul görmeye başladı. Öyle olmak zorunda da ama dediğiniz gibi tek başına maalesef o duvar örülemiyor. Burada tabiatıyla bir tarafına da böyle görmek lazım bu işin. 57 tane İslam İşbirliği Konseyi'nde biliyorsunuz 57 tane ülke var ve Cumhurbaşkanımız çok net bir biçimde bizden başka da orada sesini yükseltip bir iş yapabilen bir tane diğer Müslüman ülkeye rastlamadık dediler. Yani başka bir deyişle Suudi Arabistan daha yeni bir açıklama yaptı. Çok başka şeyler söylüyor. Yani bizim buradaki tutumumuzla genel anlamda sadece Hristiyan dünyayı falan görmemek lazım. Müslüman dünyası da pek öyle hani bu işi çözebilirim veya gereğini yaparım diye topyekun bir inançla hareket etmeden ele alıyor. Bu da çok vahim bir durum. Dolayısıyla dünya nereye gidecek, gitmeyecek? Bu tartışmaya çok açık bir konu efendim. Biz burada elbette ki içimiz yanarak neyin ne olup olmaması gerektiğini dile getireceğiz. Getiriyoruz da ama bunun ötesinde bizim de kendi yönümüzden şimdi devam edeceğim bir sorunla karşı karşıya olan Türkiye her halükarda kendisine de çok dikkat etmek ve bu kapsam içinde de sonuç alabilecek adımlar atmak mecburiyetindedir. Onun için İsrail'i diş çöktürmek için evvela Amerika'yı kontrol altına almak gerekiyor. O bizi biraz aşan bir konu. Ama her halükarda bu kapsam içinde bizim de Amerika'sı, İsrail'i ki unutmayalım bizim Güneydoğumuzdaki sorunlarda hem Mossad'ın hem aynı zamanda CIA'in kendi yönünden dahli bulunduğunu onu da inkar etmiyoruz. Dolayısıyla meseleyi çok kapsamlı ve çok yönlü olarak görüp her halükarda gücümüzü birlik ve beraberliğimizle sonuca götürecek politikalar üretmek, adımları atmak gibi bize de çok yakından düşen bir sorumluluğu üstlenmek aşamasındayız. Şimdi ben de sözüme girerken de dedim ki biraz tarihte bakmak lazım. Bakın Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e savaşmaya giderken Diyarbakır'dan geçmiştir efendim. Evvela güneye inmiştir. Orada Türkmen aşiretleri var tabiatıyla aynı zamanda ama Kürtler de var. Onlarla evvela görüşmüş, arkasını garantiye almış ve ondan sonra Şah İsmail'in üzerine yürümüştür. Doğrudan doğruya kuzeyden gitse belki daha çabuk halledebileceği bir işi bunu da sağlayarak gitmeyi tercih etmiştir. Ve bunun ötesinde gene bir Kürt meselesi dediğimiz zaman hepsini tabii tartışmak, anlatmak zor ama hatırlatma babında söyleyeyim. İsveç'teki Osmanlı Büyükelçisi, Paşa diyoruz bunların hepsine, Fransa'ya ki Fransa'da bir merkez olarak bütün anlaşmaların yani Montreux'ten yok o zamanlar hiçbiri biz doğrudan doğruya kendi başımızın çaresine baktığımız bir noktadayız. Osmanlı bitmiş, her yerinden çökmüş. Ve Fransa'da bütün bu anlaşmaların yapılmasını merkezi olarak oraya bakılıyor. İsveç'teki büyükelçi bir mektup yazıyor. Ve bu mektupta Sykes-Picot anlaşmaları ile 2017'de siz adımınızı attınız. Hem Ermenistan'a hem de
şöyle diyelim, Kürtler olaraktan bakıyoruz ama hangi Kürtler diye de o da tartışmaya açmak gerekiyor tabii. Bunlarla ilgili olarak adımınızı attınız, şimdi bize vatan vermek mecburiyetindesiniz diye mektup gönderiyor. Bunun karşılığında 5 tane çok önde gelen ve saygı dolu aşiret reisi Fransa'ya bir mektup gönderiyorlar. Aklınızı başınıza toplayın. Biz burada bir bütün halinde yaşamaktan ve bu toprakları paylaşmaktan mutluyuz. En ufak bir sorunumuz da bu bağlamda yoktur. Karıştırıp da her şeyi perişan etme noktasına götürecek o tutumlara da itibar etmemelisiniz. Onun için ey Fransa, bu gönderilen mektubu ve senin oradaki tutumunu da topyekun reddediyoruz diyebilmişlerdir. Daha İstiklal Savaşı içindeyiz efendim. Başlangıcındayız ve buraya kadar gidebilmişiz. Ondan sonra tabiatıyla Atatürk'ümüzün hemen ele aldığı en önemli konulardan bir tanesidir bu konu. Ama çözüm o tarihlerde de topyekun bulunamamıştır. Ne yazık. Teferruatına girmiyorum. Sonunda işte Dersimler vesaireler, onun getirdiği sıkıntılar falan. Mesela bugüne kadar bu konuyla ilgili olarak en kapsamlı ve akılcı raporu yazılayan rahmetli İnönü'dür. Başbakan sıfatıyla görev de verilmiş kendisine, uğraşılıyor ve yazdığı rapor fevkalade akıllı, dirayetli bir rapordur. Ama onu da hayata geçiremedik. Şimdi dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz noktada tarih bizim önümüze aynı zamanda bir değişik konumda ele alma ihtimalimiz de bulunabilecek bir sorunu getirmekte. Önümüze bu geliyor. Şimdi Türkiye, net olalım burada, birlik ve beraberlik içinde olmadığımız takdirde de buradan çok ciddi sonuçlar çıkar. Bakın, 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildikten hemen sonra Atatürk yakın arkadaşlarıyla toplanmış, gene konuşuyor. Bir soru ortaya atılır. İstiklal Savaşı'mızda kazandık, hepsini de hallettik. Ama Sayın Paşa, biz kimiz? Yani siz elbette çok cesur bir şekilde imkansızı başaran bir milletsiniz ama biz kimiz? Efendim, bir Atatürk'ümüz, bir Japon profesörü bu konuda, yani Türkiye'de o tarihte o kadar cehalet içinde hiçbir yok, yani hiçbir şey yok. Dışarıdan bir Japon profesöre, Türkiye'yi çok iyi tanıyan, yani o günün koşullarında bizi çok iyi tanıyan Gündüz Aktan, Allah rahmet eylesin, bir yakın arkadaşımdı. Bir gün bana geldi, yahu dedi, iki cilt kitap yazmış dedi. O kitaplar, bak bir bak sen de dedi. Baktık efendim, yani dehşet verici bir şey orada ortaya konulmuş olan. Diyor ki, peki, Japon, çok önemli olduğu için bunu hatırlatıyorum. Biz İstiklal Savaşı'ndan çıkan Türkiye olarak diyor, 24 asıl 16 ikincil olmak üzere 40 değişik etnik grubun buluştuğu toprak haline gelmiştir. Osmanlı Ardılları olarak geliyorlar veya sahil şekillerde. Dolayısıyla burada halihazırda mülkiyetlik bir yapı vardır. İkincisi, benim diyor görebildiğim kadarıyla 14 tane çok önde gelen aşiret, din faktörü de dahil olmak üzere, onlar da buna hakimdirler. Sayın Büket, biraz daha hızlı ilerlememizi rica edeyim. Çünkü çok kısa vaktimiz kaldı. Evet, bu söylediğimde inanamayacağınız kadar önemli, çok çok önemli. Çünkü diyor ki orada telkin olarak, demokrasi ve laiklik olmadan Türkiye'yi birleşik olarak ayakta tutmak çok zor olur diyor. Evet. Bunu söylediği 1925 yılında yazdığı bir kitaptır efendim. Ve bu da Atatürk'ün talimatıyla yazılmıştır. Bunun üzerinde de çok düşünüldü ve gidildi. Şimdi dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz noktada artık dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'mizin de ne kadar güçlü bir noktaya geldiğine ve ne kadar bu güçlülüğüyle birlikte haklı bir noktada bulunduğunda dikkate alarak, aslında bizim önümüzdeki neler yapılması gerektiğine dair yolu,
çizilmiş olduğunu kabullenmek lazım. Peki şuna gelmek isterim Sayın Büyükelçim. Bu noktada çok önemli bir aşamaya getirdiniz. Evet. Siz de zaten sanıyorum o noktaya yavaştan girizgah yapıyordunuz. Şimdi hem terörle mücadele noktasında verilen mesajlar, hem aynı zamanda Haziran ayının başından bu yana Suriye ile Türkiye arasında bir normalleşme sürecine dair hem Esad'ın verdiği mesajlar ki asıl ilk çağrı Esad'dan gelmişti. Diyalog kapısının aralanması noktasında ve bu mesaja Cumhurbaşkanı Erdoğan da olumlu yanıt verdiğini ortaya koymuştu. Ama süreç çok yavaş ilerliyor ve aynı zamanda baktığımız zaman Rusya'nın etkisiyle verilmiş bir mesajdı. Lavrentiev o sırada Şam'daydı ve o toplantı sırasında Esad mesajını vermişti. Ama neden Lavrentiev vurgusunu yapıyorum? Gelinen aşama itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazan dönüşünde verdiği mesajda kritik bir noktanın altını çizdi. Ben Rusya Devlet Başkanı Putin'e mesajımı ilettim, Esad'a iletmesi için. O çağrıyı iletir mi bilemem gibi bir yaklaşımda aslında bulundu. Şimdi Rusya Suriye ile normalleşme sürecinin neresinde duruyor? Anlaşmazlık noktalarının aslında temel noktası ne Suriye ve Türkiye arasında? Çünkü bir önceki yıl başlayan o normalleşme süreci Türk askerinin çekilmesi çağrısıyla birlikte sekteye uğramıştı. Orada aslında yine o dönemden sonra Türkiye şunu ortaya koymaya çalışmıştı. Hani üçüncü ülkeleri aradan çıkaralım, biz iki ülke tek başımıza görüşelim, baş başa bir görüşme olsun. O olmadı maalesef. Yani temel sorun nedir? Suriye'nin normalleşme sürecinin önündeki en temel engel nedir? Ve bu terörle mücadele noktasında Erdoğan ve MHP liderinin verdiği mesaj manidar bir zamanda mı gerçekleşmiştir? Aslında bu sormuş olduğunuz sual çok uzun bir cevap gerektiriyor ama çok satır 10 dakika kadar vaktimiz var yaklaşık. Evet, yani satır başı halinde söyleyeceğim. Çünkü sormuş olduğunuz sual esas itibariyle oradaki Halep Hürmelal'in de ne ifade ettiğinin de aynı zamanda cevabını da içeriyor efendim. Şimdi bakın, İransız bu konuların hiçbirini çözemezsiniz. Irak normal şartlarda %64 Şii'dir. İran'a dönüp de arkasında ne olduğuna bakmadan gitmez. Aynı şekilde Esad bir Nusayri'dir. Yani başka bir deyişle %12-14 civarında bir nüfusa sahiptir. Oradaki Sünniler büyük çoğunluktur. Ve sonuç itibariyle İran'la işbirliği içinde hareket ederek ayakta kalması da Esad için de çok önem taşır. Bu kapsamda unutmayalım 551 tane üs ve 50 bin civarında da çatışmaya hazır elemanını da bulunduran Suriye topraklarında İran'dır yani. Öbür tarafta Hizbullah dediğiniz zaman o da aynı şey. Hizbullah da doğrudan doğruya İran'dan talimatını alır ve Hristiyanları da aynı zamanda yarıya %50 ile düşünmek lazım Lübnan'da. Onlar da kale almayan ve kendisine bu manada İran'la bütünleştiren bir grup vardır. Şimdi dolayısıyla siz buraya Rusya'ya güvenerek yola çıktığınız zaman sorununuz sadece karşınızda bir Esad değildir. Bununla birlikte devlet olarak baktığınızda ne Lübnan, ne Suriye, ne Irak bunlar güçlü birer devlet ve hatta devlet olabilme aşamasını bile tam manasıyla yakalayabilmiş toplumlar değil. Biraz evvel söylediğim kapsam içinde. Ama dolayısıyla sözünüzün içinden aslında bir noktaya çekip alıyorum özür dileyerek. Şimdi Türkiye'nin Rusya'yı muhatap olarak alması mı? En temel koşul Suriye'nin Rusya'yı muhatap alması mı? Belki de Suriye üzerindeki Rusya baskısı bu süreçten Rusya'yı devre dışı bırakamıyor. Efendim burada esas görülmesi gereken hesap Rusya'ya ben şahsen %100 güvenmem. Neden bilir misiniz? Amerika'ya falan da hiç güvenmediğim gibi. Bunlar her biri başat güçler olarak dünyada kendi haklılıklarını veya neyi nasıl yapmaları hususundaki tek düzelliklerini ön plana çıkarmışlardır. Şu anda Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik önem çok çok ileri düzeydedir. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya aslında
Türkiye üzerinde bir bilek güreşine girmiş bulunuyorlar. Türkiye'yi kaybeden Orta Doğu'yu da kaybeder. Bunda hiç kuşkunuz olmasın. Dolayısıyla Putin içinden geçenlerle ama fiiliyatta bize güzel yüzünü gösterme yönünü seçmekle bu seçimini yapmış bulunmaktadır. Yani diyor ki ben Türkiye'nin elinden tutup buraya kadar götürürüm vesaire. Bakın normal şartlarda buradaki sorun nerede başladı ve nasıl gelişecektir bu da çok önemli. Normal olarak Rusya bizi Esad'la görüştürebilir. Biz Esad'la görüştüğümüz zaman burada bir bütünlük oluşacaktır. Üçe bölünmüş olan Suriye'de Amerika'nın şu sırada hakimiyetini altına almış olduğu bölge tecrit edilmiş olacaktır. Çünkü geri kalan tümü itibariyle Türkiye Esad'la birleşerek bu işi yaptığı andan itibaren Suriye'nin toprakları üzerinde bir hak iddiasına dönüşür. Amerika bunu haz etmez. Dolayısıyla mesela Güney Lübnan'a şu sırada saldırıyı belirli bir noktaya taşırken aynı zamanda burada YPG, PYG vesaire bu güçlerle ilgili olarak politikalarında dikkate alarak İsrail'le birlikte bir koridor oluşturmaya çalışmaktadır. Çünkü orada muhasara altına girmiş bir Rusya ciddi şekilde kayba uğrayıp sıkıntıya düşecektir. Şimdi bunu herhalde Putin'in de mükemmelen okumakta olduğunu görmek lazım efendim. Dolayısıyla bu meseleyi ne kadar süratle bir oluşum olaraktan ileriye taşıyabilirse Amerika'nın ayağına o nispetle fazla basmış olacağından da hiç kuşkusu yok. Bu bizim için de geçerli belki. Çünkü bizim de burada hep bir sabah ansızın gideceğiz ama bir türlü gidemiyoruz. Çünkü Amerika orada görüyoruz neler yaptığını, nasıl olduğunu. Bir savaş ortamına girip girmemek bunları da çok iyi hesaplamak lazım. Şimdi bütün bunları dolayısıyla ben yani zaman dolayısıyla çok kısaca söyleyeceğim bir şey var. Ben iki boyutlu olarak ve birbirine paralel giden iki yol olarak ben değerlendirmekteyim. Birincisi bizim bu şu ana kadarki tutumumuz dünya çapında da aslında olur diye bakılmakta olan bir tutumdur. Ama tek başımıza sonuç almamız da söylediğim gibi mümkün değil. Olmadığına göre fırsatları kullanmak suretiyle atacağınız adımları nereye kadar taşırsanız kendinizi rahata kavuşturmuş olursunuz. Kürt davasında bu manada bir mesaj veriyoruz şu sırada. Diyoruz ki ey bizim dışımızdakiler, Türkiye içinde kalmadı artık Kürt savaşçıymış vesaire. Bitti. 50'ye düştü sayı. Belki son saldırılarla onlar da bitirildi. Ama dışarıdan geleni engelleyebilmek için biz oradaki o işbirliğini geliştirmek suretiyle tam zamanıdır. Onları da kullanarak sonuç alabilecek bir noktaya gelebiliriz. O zaman bakıldığı zaman burada Suriye'de hepsi de Amerika'da dahil olmak üzere dönüp ne anlatıyorsunuz siz? Ben kendi vatanımdan bahsediyorum diyebilecek konuma gelecekler. Bugün böyle bir vatan yok efendim. Amerika Irak'ta da hakim pozisyonda. Suriye'de işte nelerlere getirdiğini görmekteyiz. Lübnan vesaire. Irak nezdinde Sayın Bükeç'im, Irak nezdinde ciddi anlamda yani Irak yönetimiyle Sudani ile alınan çok önemli bir yol haritası söz konusu. Gerek savunma paktı, gerek ticari anlamda Irak'a nefes borusu sağlayacak bir adım, kalkınma yolu projesi. Bu projeyle birlikte ki aslında işte Talebanileri, Süleymaniye'yi bu işin başka bir tarafına konumlandırarak söylüyorum elbette. Tam bir aslında bütünlük, birlik ve bütünlük oluşmuş durumda. Yani ben aslında Amerika etkisini Irak'ta eskisi gibi göremiyorum. Ve aynı zamanda daha terk etmediler. Yani terk etmedi ama 2000 şöyle bir durum da var. 2026'ya kadar çekilmesi yönünde bir anlaşma da var savunma bakanlıkları arasında. Evet. Ha bu demek değil ki Amerika'nın güçlerinin çekilmesi, Amerika'nın bölgeyi terk ettiği anlamına elbette gelmiyor. Askerini çekmiş olacağı anlamına geliyor. Ama bu bir adım. Ve bu adım belki de Suriye'ye, Esad'a verilen de bir güç oldu diye değerlendirmek yanlış olur mu? Ben biraz farklı düşünüyorum şu manada.
Biz buraya girdik, bu anlaşmaları da yaptık. Aynı zamanda Irak'ı koruyabilmek amacıyla yaptık. Efendim bu ülkelerin hiçbirinde ne askeri güç ne de burada oradaki terör vesaire falan unsurlar da katarak söylüyorum. Onlarla baş edip kendini kurtarabilecek bir durum var. Onlar bu güce sahip değiller. Hatta o kadar ki onlar bir devlet olabilme konusunda dahi ciddi zaafları olan ülkeler. Bakın Amerikalılar bir anayasa yaptılar Irak'ta, üçe bölünmüş vaziyette. Irak resmen üçe bölündü. Suriye o da üçe bölündü. Şimdi Lübnan'a gitti, ikiye bölündü. Yani netice itibariyle siz birinden bir medet umup da gel işbirliği yapalım. Bakın Irak ordusu Sincar'a girsin diye uğraştık. Sincar'ı durdurmak lazım çünkü Suriye'den geliş gidişler için çok önemli. Bugüne kadar bir şey yapabildiler mi? Yapamadılar. Kolordu gönderdi bunlar evvel Barzani ile mücadele etmek için. Bir şey yapamadan gerisin geriye döndü. Yani burada Türkiye'nin mevcudiyetinin ağırlığı esas. Esas problemin temeli burada. Kim için? Amerika için. Amerika bizle uğraşıyor. Irak'ta veya Suriye'de böyle bir derdi yok. Ben burada varım, gereğini de yaptım. İşte üçte biri Suriye'nin benimdir. Irak'ta da öbür tarafta ben çekileceğim burada ama Irak'ı terk etmeyeceğim diye biliyor. Bunun karşılığında ben şimdi gidip çok affınıza sığınarak söylüyorum. Bu ülkelere gel birlikte savaşalım demem doğru mudur değil midir? Onu da çok iyi düşünmek lazım. Ağırlığımı elbette kullanacağım. Ama karşımda güvenebileceğim %100 bir güç mü var acaba? İran'da da aynı şey var. Yani şimdi ben İran farklı bir noktada ama Sayın Büyükelçi şimdi. Kandil ikiye bölünmüş vaziyettedir ve bugüne kadar İran hep sırtımızdan vurdu bizi Kandil'de. Bugün hala Kandil orada oturuyor. İran biraz benimle işbirliği yapmaya, anlaşmaya varmaya meyletse yarı yarıya o Kandil'de. Benimle birlikte Kandil'e bir girmeye kalksak Kandil'de bunların hiçbiri yaşayamaz efendim. Gidiyor mu? Hayır. Hep elinde bir koz olaraktan bunları birisi bir kenarda tutmakla gidiyor. Türkiye'mizin işi zor ama Türkiye'miz bunların altından kalkabilecek kadar güç. Ve bu güç dengesi içinde de şimdi önümüzde çok daha önemli bir şey var. Fırsat, zaman, mekan, her şey bizim lehimize gelişme istidadı gösterdiği andan itibaren biz başımıza en büyük dert diye bugüne kadar saldıkları ve vazgeçmeden devam ettirdikleri Kürt sorununu içeride. Bir sorun olmaktan çıkarabildiğimiz takdirde Türkiye bundan çok daha fazlasını kazanır. Belki de Sayın Büyükelçim şunu demek belki de daha doğru olacaktır. Yani Kürt sorunu değil ama bir terör sorunu var. Bu terör sorununun, bu terör belasının önüne geçebilmek, bu konuda bir irade ortaya koyabilmek ki belki de bu son iki haftalık sürece işte tam da bu manada bakmak ve bu iki haftalık sürecin sonunda gerek MHP liderinin grup toplantısına verdiği mesaj, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün grup toplantısına, AK Parti grup toplantısına verdiği mesaj. Unutmayın. Ve CHP'nin. CHP de çünkü bugün Cumhurbaşkanımız teşekkür etti. Yani burada artık muhalefetiyle, iktidarıyla yetti. Bir bütünlük sağlanmış. O bütünlük sağlanıyor. Bu çok önemli. Birlik ve bütünlüğünü dün öyle bir coşku vardı ki 29 Ekim'de bu millet yeniden uyanmıştır. Ben buna inandım. Dolayısıyla biz bu işin üstesinden geleceğiz ve bu açılımlar da iç politikadaki çekişmelerin bir kenara bırakıp Türkiye'nin hakkı olan ve tarihten bu yana gelen o mevcudiyetini kabul etme noktasına işi getirmenin arifesidir diye bakıyorum. Onun için güzel bir atılım, güzel bir açılış ama buradan da çok sular akacak. Bunu da bir kenarda yazmak lazım. O sular inşallah tam birlik beraberliğe aksın. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum önemli katkılarınız için. Emekli Büyükelçi Ulu Çözüm'le var olun efendim. Tabii, siz de var olun, sağ olun. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları
irdelemeye gayret ettik ki kararlılık mesajı oldukça önemliydi. Terörün kökünün kazındığına, kazınmaya devam edeceğine ki Mart ayını işaret edelim bu bağlamda. Mart ayında başlamıştı, çember daralıyor denmişti ve bu yaz sonu itibariyle terör diye bir sorunumuz kalmayacak denmişti. Ve gerek askeri gerek siyasi anlamda gerek MHP liderinin gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar önemliydi. Bir süreç başladı. Barışa giden yolda işliyor. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın 15'te görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.